Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz, bendeniz. Bugün böyle farklı, yani daha üste çektim şeyi. Nedir onun adı ya? Her neyse işte. Onu daha üste çektim ve bugün sizin için çok özel bir video hazırlamam gerektiğini düşündüm. Ulan dedim, 2016 bitiyor. Ne ara geldi, ne ara geçti? Dedim ki ben de özel bir video yapayım. Hani ne yapabilirim, ne yapabilirim diye düşünüyordum ki IMDb'nin, IMDb'nin, yani benim gibi demeyin, IMDb'nin en iyi 5 dizisi ne sıraladım sizler için. 2016'daki IMDb'nin en iyi 5 dizisi. İkisi belgesel, üçü dizi. Güzel olacağını biliyorum. İçerinde bizim çok yakından tanıdığımız diziler de var. Ama çok nereden girmiş buraya diyeceğiniz diziler de var. Sakın böyle bir algıya düşmeyin. Hepsi gerçekten çok önemli oylar alarak buralara gelmiş diziler. Hemen hazırsak başlayalım. İlk dizimizde şimdi ise en iyi 5 tane IMDb'de en iyi 5 tane diziyi hep beraber sizlerle birlikte bakalım. Beşinci sırada çok yakından takip ettiğimiz ve benim de en sevdiğim diziler arasında olan Game of Thrones. Game of Thrones, David Benioff ve D.B. Weiss tarafından yaratılan fantastik televizyon dizisidir. Dizi, ABD televizyon kanalı HBO'da yayınlanmaktadır. George R.R. Martin'in epik fantezi serisi Buz ve Ateş'in şarkısına uyarlanmış olan dizi, adını serinin ilk kitabından almaktadır. Kuzey İrlanda, Malta, Hırvatistan, İzlanda ve Fas'taki mekanları ile Belfast'taki bir stüdyoda çekilmektedir. İlk bölümü 17 Nisan 2011 tarihinde HBO'da yayınlanan dizinin 6. sezonu tamamlanmıştır. 5. sezonun ilk 4 bölümü internet korsanları tarafından sızdırılmıştır. 6. sezonu 24 Nisan 2016'da başlamış ve 26 Haziran 2016'da sona ermiştir. HBO tarafından 7. sezon onayını da almıştır. Yine 4. sırada da çok yakından tanıdığımız bir dizi olan Breaking Bad. İlk bölümü 20 Ocak 2008 tarihinde yayınlanan dizi 5 sezon devam etmiş ve son bölümü 29 Eylül 2013'te yayınlanmıştır. Breaking Bad, Güney Aksanı kullanılan kişilerce dile getirilen bir deyimdir ve cehenneme düşmek anlamına gelir. Breaking Bad, tüm zamanların en başarılı televizyon dizilerinden bir tanesi olarak kabul görür. Dizinin final bölümü ABD televizyonlarında kablolu yayınlarda en fazla seyredilenler arasına girmiştir. Yapım 16 Emmy ödülü, 2 Satellite ödülü, 8 Altın Küre ödülü, 2 Peabody ödülü olmak üzere pek çok ödül kazanmıştır. Başrol oyuncusu Bryan Cranston, Emmy ödüllerinde 4 kez drama dalında en iyi aktör ödülüne layık görülmüştür. 2013 yılında Breaking Bad, tüm zamanların en yüksek rating alan dizisi olma unvanı ile Guinness Dünya Rekorları kitabına girmiştir. Üçüncü sırada alışılmışın dışında bir belgesel var, Yeryüzü, yani Planet Earth. Yeryüzü, BBC yapımı bir doğal belgesel dizisidir. İlk kez 2006 yılında BBC'de yayınlanan ve 11 bölümde oluşan diziyi David Attenborough seslendirmiştir. Belgesel Türkiye'de ise 29 Eylül 2006 tarihinden itibaren NTV kanalında Levent Dönmez'in seslendirmesiyle izleyiciyle buluştu. BBC One kanalındaki ilk gösteriminde 8,7 milyon kişinin seyretmesiyle 132,1 izlenme oranına sahip olan Yeryüzü, BBC Two kanalındaki tekrarlarına bile 3,2 milyon kişi tarafından izlenerek %15,7'lik bir izlenme payına ulaştı. İkinci sırada bir savaş dizisi var. Kardeşler takımı Band of Brothers. Kardeşler takımı, tarihçi ve biyografçı Stephen Ambrose tarafından yazılan, aynı adlı romanına uyarlanan, İkinci Dünya Savaşı temalı 10 bölümlük televizyon dizisi serisidir. Ortak yapımcılığını Akademi Ödülü Errani Kurtarmak filminde beraber çalışan Steven Spielberg ve Tom Hanks üstlenmiştir. 2001 yapılı Kardeşler takımı hala dünyanın birçok yerinde televizyon kanallarına yayınlanmaktadır. Dizi, 2. Dünya Savaşı sırasında Amerikan ordusunun 506. Alay'ın 101. Hava Gücü'ne bağlı Easy bölüğü askerlerinin yaşadıkları tecrübeler esas alınarak kurgulanmıştır. Dizi öncelikle askerlerin temel eğitim aldığı Georgia'da Tokugawa kampından başlamıştır. Devamında ise Normandiya çıkarması, Market Garden harekatı ve Bastonya Savaşı ve Berghof'taki Hitler'in kalesinin ele geçirilmesi sahnelenmiştir. Dizdeki olaylar, Ambrose'un Easy bölüğündeki hayatta olanlar ile gerçekleştirdiği birebir röportajlar ile şekillendirilmiştir. Ayrıca savaş sonrası hayatta kalmayı başaran askerlerin yazdıkları kitaplardan da yararlanılmıştır. IMDb puanı 9,6 olan ve birinci sırayı asla kimseye kaptırmayan bir dizi.
Planet Earth'ün yani yeryüzü belgeselinin ikincisi olan Planet Earth 2, 2006 yapımıdır ve ödüllü belgeseldir. Planet Earth'ün ikinci versiyonudur. Ve belgesel yapımı olan bu dizi hala IMDb'de 2016 yılında ilk sırada bulunuyor. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Böyle ara ara IMDb puanlarıyla videolar gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olun. Ama her şeyden önce 2016 yılını sizlerle birlikte geride bıraktık. Yaklaşık 200'den fazla aboneyle beraber hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Likelayıp beğenenlerle beğenmeyenlerin canı sağ olsun. Kendi tercihleridir, videomu beğenmemişlerdir. Yorumlarda da belirttiler, sık sık baktım. Ona göre düzeltmeye falan çalışacağım özellikle. 2016 güzel bir yıl oldu. Hani ne bakımdan güzel? Hani dizi, film bakımından, bizim ilgilendiğimiz konular bakımından güzel bir yıl. Ama yine de sosyal dışarıdaki yaşam bakımından kötü bir yıl oldu. Özellikle Türkiye'nin yaşadıkları bakımından çok kötü bir yılı geride bıraktık. 2017'de kötü şeyler istemiyoruz. Tek istediğimiz bu. 2017 gerçekten güzel bir yıl olsun. Hakkıyla bir yıl olsun. 2017 öyle bir şey olsun ki sana en güzel yıllarımdan bir yıldı dedirsin. Geçen sene de bunu dedik. 2015 berbat bir yıl dedik. 2016 güzel olsun dedik. 2016 ondan da berbat oldu. Ama dizi film bakımından, çizgi romanlar bakımından falan güzel bir yıl oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma beğenmişsinizdir umarım. Güzel oldu. 2017'de konsepti biraz daha çıtayı yükselteceğiz. Sizlerle birlikte umuyorum böyle olacak. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. 2017'de bir sonraki inceleme videomda ya da her neyse bilgi fragman her neyse inceleme videomda görüşünceye dek hoşça kalın ve seneye ki videomda görüşünceye dek hoşça kalın. Videolara bir yıl alay veriyoruz. Ulan lanet olsun, bu espriyi de yaptım ya.